sen! Çok az kaldı. Mesafeyle komutanım. Daha 8 kilometre yolumuz var. Bu mesafede hepimiz ölürüz. Arkadaşlar, ateş ederek geri çekiliyoruz. Hedefimiz buraya gelirken bıraktığımız arabalar. Pençe çözün! Çözün! Hadi pençe hadi! Yoksa kızaracağız hadi! Çözülüyorum. Çözülüyorum. Eğer bu operasyondan sağ salim dönersek... Yani bombanın yakıcı etkisinden ya da radyasyondan kurtulursak... ...ben yıllık iznimi kullanmak istiyorum. Kullan tabii de nereden çıktı şimdi bu? Memlekete gideceğim komutanım. Bizim mahallede bir kız var da... ...annem de diyor ki bu kızın sende gönlü var. Senin gönlün var mı peki? Var vallahi komutanım. Liseden beri hoşlanıyordum zaten. E niye dedenin sözünü dinlemedin? Niye söylemedin sevdiğini? Yani şey komutanım. Ya öyle kolay değilmiş değil mi Sabri? Kolay vallahi komutanım. Kolay. Gideceğim. Karşısına çıkacağım. Çatır çatır söyleyeceğim. Benim de sende gönlüm var diyeceğim. Ulan Sabri helal olsun kardeşim be. Yürü be. Buradan kurtulursak gidip söylersin. İnşallah komutanım, inşallah. Süleyman sen burada kal. Emredersiniz komutanım. Ben Sabri. Ölmelere doyamadınız. Sesler bu taraftan geliyor. Koş Sabri. Hemen ses komutan. Son bir Nadia. Bugün hiç şansın yok.
Teslim ol. Seni canlı yayına geçirmemiz lazım. Teslim oluyorum. Serçe, şaşırdın mı? Tam umutlu Ahmetçi demişken sen geldin. Karanlıklardan güneş gibi doğarsın. Bak bak laflara bak. İyisin değil mi? İyiyim, iyiyim. Ama bomba. Bombayı almamalılar Ali. Bombayı alamayacaklar Nadia. Ne? Nasıl? Bombayı onlara verdim. Ama tuzakladım. Kucaklarına patlayacak. Her zaman ikinci bir planın var öyle değil mi? Ama bu seferki biraz ölümcül sanki. Komutanım. Bölüyorum ama kusura bakmayın. Bomba patlamak üzere. Araçları binip uzaklaşmamız gerekiyor. Ne? Biz de mi etki alanındayız? Maalesef. Buradan uzaklaşmışsak bu sefer kesin öteki tarafa gideriz. Ali ve çılgın planları. Bir kere de patlatmazsan olmaz değil mi? Hadi söyleme hadi.